ata dede usulü kelle paça, işkembesi, kellesi, ayağı, dili, her şeyi içinde. Her şey içinde. Vitamin deposu. İlikli, kemikli, hakiki, orijinal kelle paça efendim. Merhaba arkadaşlar. Bugün Kozan'da Ali Usta Ev Yemeklerinde boş tabağı hayatta sevmem diyen Ahmet Usta'mızla beraberiz. Ustamız bize öyle bir sofra hazırladı ki nereden başlayacağımı, ne yiyeceğimi şaşırdım. Buyurun bakalım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Abicim hoş geldiniz. Hoş bulduk Ahmet Usta. Nasılsın? Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Allah'a sen de daha iyi oldun. Allah'ım iyilik versin. Buradaki yemeklerden, ev yemeklerinden yersen çok daha iyi olacak. Baş tacısınız efendim. Buyursunlar. Bu işin sırrı nedir? Arkadaşlara soruyorum, neresi var? Ali Usta Ev Yemekleri. Efendim? Ev yemekleri. Hele ki burada ablaları görüyorum. Orada cayır cayır çalışıyorlar. Onların evet. Resimcesi. Allah razı olsun efendim. Bu işin sırrı kalite, temizlik, hijyen, güven. Bunları sağladıktan sonra her şey çorap söküyor gibi gelir arkası. Ellerinize, emeğinize sağlık. Sağ olun. Şimdi oraya geçmeden önce burada bir şeyler görelim. Bu antika duvarı diyeyim artık buna. Burada bir kocaman bir geyik var. Geyik kafası. Evet. Bunu siz mi aldınız? Efendim bunlar babamın ava düşkünlüğünden, dedemden gelen av düşkünlüğü babama geçiyor. Ve yıllardır bunların hepsinin bir anısı var. Bu babamın dedesinden kalma olan bir tüfek. Buna zeytun acarı derler. Bak. Zeytun acarı. Kaç yıllık? Bu minimum 150 yıllık. Antika? Antika değeri ve manevi değeri çok yüksek. Ya buradaki tüfeklerin tamamı bu bedevi tüfeği, bunu bir çok değerli bir abimiz hediye etti bize. Allah razı olsun. Onun anısına tutuyoruz burada. Bu tüfeklerin tamamı el yapımı. Şu iki tüfeği de dedem yaptı ve üstteki, ortadaki, evet, göstermiş olduğum tüfeğin, aha, A'dan Z'ye tamamını dedem kendisi yapmıştı. Şurada bir şey daha görüyorum. Evet efendim. Bu tüfek değil ama uzatmışsınız oraya tüfek gibi. Evet efendim, o da bizim yaylada kendiliğinden yetişti. Bak. Ve doğal haliyle bir süs kabağı. Çok güzel, mükemmel bir görseli var. Yetiştiğinde yeşil oluyor, kuruduğunda kahve tonunu alıyor. İlk defa görüyorum böyle bir kabak ya. Efendim, doğrudur. Neyse, doğru. Burada fazla uzatmayalım. Nasılsınız Anlan? İyi, sağ olun. Bunlar sizin elinizden geçiyor galiba. Evet, evet. Ellerimiz, emeğinize sağlık. Bakalım mı neyimiz var? Hocam, yardımcı olursanız sevinirim. Tabii. Efendim, işi köftemiz var. Hı hı. Tamamen yöresel, anne eliyle yapılmış. Annem, ellerine, kollarına sağlık. Her gün gelir, taze taze içli köftelerimizi yapar, hazırlıklarını yapar. Arkasına bu bittikten sonra mantıya geçeriz efendim, burada ailecek. Bazıları cevizli yapıyor, cevizli mi yoksa kıymalı mı sağlıyor? Efendim, yöresel olarak cevizli isteyenler oluyor. Tabii ki Kozan'ımız dışarıdan çok nüfus aldığından özel sipariş üzerine biz cevizli içli köfte de yapıyoruz efendim. Bu etli olan. Bu etli olan. Evet, kesin bildim. Tabii ki. Mantımız var. Mantımız efendim güzel. Kendi öz tereyağlı sosuyla size hizmetten sunuyoruz. Yani şekilde nohutumuz var. Evet efendim, nohutumuz burada. Orijinal, hakiki yayla nohutu. Burada? Burada efendim, kuşbaşı et ve domatesten yapmış olduğumuz lezzetiyle sizleri büyüleyecek bir lezzet efendim. Şimdi burada neyimiz efendim, var? Efendim burada saç kavurmamız var, kuzu etinden. Kendinden yağlı efendim. Ve mükemmel. Kuyruk yağından alıyor lezzeti. Mükemmel, mükemmel lezzetli efendim. Aynı şekilde burada tavuk göğsünden yapmış olduğumuz julienne tavuk sote efendim. Lezzetine lezzet katan içindeki sebzeleri efendim. Çok güzel, çok mükemmel lezzetli. Pirinç pilavımız efendim. Biz burada tadak bugün için bunları çıkarıyoruz. Evet, nohutlu çıkarıyoruz, içli pilav çıkarıyoruz. Aynı zamanda milli yemeğimiz efendim. Ali Usta Ev Yemekleri Lezzet Durağı'nın vazgeçilmez... Eskiden fakir yemeğiydi, şimdi zengin yemeği oldu. Herkesin sofrasında bulunuyor değil mi? Evet. İlikli kemikli, mercimek çorbası şifa dolu efendim, şifa dolu. Sen benim böyle kalbimden vurdun. Evet, evet, buyursunlar. Ve bu mercimek çorbasından istiyorum. Tabii ki, baş tacısınız. Ata dedi usulü efendim. Bulgur pilavı. Bulgur pilavımız. Bakın olacak her işlerinde. Tabii ki. Herkes çünkü pirinç yiyemiyor. Tabii ki. Ve burada? Orada efendim tavuk haşlamamız mevcut. Tavuk haşlamamız tamamen kendisi köy tavuğu efendim. Orijinal. Maşallah. Sapsarı suyu. Ellerinize sağlık. Ve biraz önce geldi. Evet.
Efendim burada babamızdan öğrendiğimiz ata dede usulü, kelle paça, işkembesi, kellesi, ayağı, dili, her şeyi içinde. Her şey içinde. Vitamin deposu. İlikli, kemikli, hakiki, orijinal kelle paça efendim. Sizlere bunu... Yani desem ki bana sadece dil ver, veremeyeceksin. Doğru mu? Efendim veremeyeceğim çünkü tüm lezzetinden, tüm vitamininden faydalanmanızı istiyorum. Ali Usta Lezzet Durağı sunumumuz bu şekilde efendim. Ellerinize sağlık ustam. Afiyet şeker olsun. Onun tadına bakmak istiyorum. Tabii ki hay hay. Ağzından, nasıl isterseniz. Size özel çorbanızdan ilikli çorba dediniz. Evet. Ondan tadına bakayım. Tabii ki hay hay. Baş üstünde tabii ki. Tereyağlı efendim bunlar. Özellikle sizlere... Ana yemek olarak ne önerirsiniz? Ana yemek olarak efendim size saç kavurmayı önereceğim. Kuzu etinin en doğal hali. Tekrar ediyorum. Kendinden yağlı kuzu etinin en doğal halini size tattıracağım. Ustam, topu sana bırakıyorum. Ben masaya geçiyorum. Şimdi ustam, geldik bu işin en güzel zamanına. Evet efendim. Bu lezzetlerin damağımla buluşma vakti ama bu kralara layık bir sofra oldu. Efendim. Bunun hepsini ben bitiremem. Efendim. Beni buraya al, eleman olarak al. Bir gün bundan, bir gün ondan, bir gün ondan tatsan olur mu? Efendim, bir gün ondan, bir gün ondan. Bizim burada menü çok zengin. O zaman bu demek oluyor ki bir yıl hiç aralıksız burada çalışmanız gerekiyor. O da sizi işinizden alıkoyar. Oğlum, karnım doyacaksa sıkıntı yok. O yüzden menümüz çok zengin bizim burada. Bunlar sadece onda biri diyebiliriz efendim. Onda biri. Masamız ancak bu kadar alabildi. Diğer sefere misafir ettiğimizde sizi efendim baştan sona güzel bir menüyle masayla karşılaşacaksınız eminim. Peki, öncelikle şunu alalım. Fiyatlarımız. Baştan efendim, başlayalım. İçli köftemizin porsiyonu 25 TL efendim. 25 TL. Evet. 4 adet mi? 4 adet var. Yanında ezme salata, mevsim salata, yeşilliği, turşusu. Efendim, içeceği ikramımız, onu belirteyim efendim. Çok güzel. Tahin pekmezimiz var yanında, yemeğimiz. Ona geleceğiz, orada var. Efendim. Ona bakacağız. Burada. Burada kuzu eti efendim. O ne kadar? 250 gramı 30 TL. Bir porsiyon 250 gram. Çok güzel efendim. Çok güzel, uygun. Yanında. O da nohut yahnimiz. Sizlere ağız tadıyla atalede usulü kara kazanda odun ateşinde pişiriyoruz efendim. Oo. Mükemmel lezzetli. Porsiyonu 12 TL. 12 TL. Gayet burada, iyi. Orası paça efendim. Karışık kelle paçamız 18 TL porsiyonu. 18 TL. Evet efendim. O da uygun. Çok uygun efendim. Sizlere bu hizmeti, kaliteyi en uygun fiyatta mekanımızda sunuyoruz efendim. Geldik, burada çorbamız var. Bunun fiyatı nedir? Mercimek çorbamız tereyağlı, ilikli, kemikli, sebze dolu içerisi. Ama siz bunu göremiyorsunuz. Çünkü içerisinde kıvamlaşıyor, özleşiyor ve dağılıyor. Fiyatı 8 TL. Evet, burası? Burası jülyen tavuk sote. Tavuk göğsünden yapıyoruz. Sebzelerle birlikte yoğunlaşıyor efendim. Lezzetine lezzet katıyor. Bu da 18 TL. Güzel, gayet iyi. Pilavımız var. Pilavımız bulgur, pirinç ve içli pilavımız var. Bunlar tane tabak porsiyon fiyatı 5 TL. 5 TL. Salatalar ikram, bunları geçiyoruz. Tamamen ikram. Kuru fasulyemiz, milli yemeğimiz, ata dede usulü piştikten sonra odun fırınına veriyoruz ve orada da ayrı bir lezzet alıyoruz. İki defa pişiyor yani. Evet efendim. Ya bu fiyatı... kurumu sizden çektiğimi Allah aşkına bir defa pişir koysana. Pişir koy, lezzetine lezzet kapsın efendim. Bizim amacımız o. 12 TL. 12 TL. Evet. Burada mantımız efendim, var. Bu da el emeği göz zuhuru dedikleri örgü kilim gibi bir şey bu da. Öyle. Sanat eseri, sanat. Böyle var ya annelerimiz böyle. Oo. Hepsini sahne tanelden geçiriyor. Üstünde nakışlanmış tereyağı efendim. Bunun geldik. Porsiyonu 18 TL. 18 TL. Güzel. Tavuk haşlamamız efendim. Köy tavuğumuz 18 TL. 18 evet. TL. Genel olarak yani son 20 olarak TL'yi geçmiyor. Bulgur pilavımız bulgur var. Bulgur pilavımız da aynı şekilde. 5 TL efendim. 5 TL. Bu da yine bu ikram dediniz. Ali Usta'nın yıllardır vazgeçilmeyen yemeğin üzerine tatlı niyetine midenizi rahatsız etmeyecek, damağınızda lezzet bırakacak tahin pekmez. Peki. Ben dayanamıyorum artık. Bu kadar yeter. Başlayalım mı? Buyurun efendim. Hangisine başlayalım? Efendim. Tercih size kalmış bir şey efendim. Zengin menü içerisinde karar vermek de zor. Şimdi şunlardan hepsinden birer tane alsam doyarım. Afiyet şeker olsun. Afiyet şeker olsun. Peki. Önce çorbadan başlayacağım. Hay hay. Şöyle. Hazır rahatsız etmeden. Oo.
afiyet olsun. Tereyağı kendini çok fazla hissettiriyor. Tereyağı orijinal köy tereyağı efendim. Evet. Mükemmel olmuş. Ellerine sağlık usta. Afiyet şeker olsun. Bir tane daha alacağım. Vallahi öyle bir tatlınız ki yıllardır bu çorbayı yaparım. Daha böyle tadanı görmedim. Afiyet şeker olsun. Ha. Usta lezzet güzel olunca adam kendini kaybediyor. Teşekkür ediyorum efendim. Övgüleriniz karşısında inanın çok mahcup oluyorum. Teşekkürler. Hiç gerek yok. Sağ olun. Takdire şayan. Güzel. Ellerinize sağlık. Sağ olun. Mantıyla devam edeyim. Mantıyla devam edebilirsiniz tabii ki. Mantımız Kayseri usulü efendim. Lezzet durağı Ali Usta yemeklerinin vazgeçilmezi. Bunu biz genelde masaya ortaya bir porsiyon söylüyoruz. Lezzet tatmak için genelde mantımız revaçta gidiyor efendim. İçli köftemiz keza. Size böyle içli köfteden de tattırabiliriz. Bunu eskiden biz efendim annelerimiz evde yaptığında yufka ekmeğe sararız. Isırdığımızda kenarlarından yağlar çıkardık. Aynen şuradan şöyle akar. Biraz sosyeteleştik efendim. Biraz sosyeteleştik. Bekle ona geleceğim. Ona geleceğim. Evet. Önce şu evet. Anam babam usulü. Kelle paçaya bir kaşık atayım. Bir daha. Sarımsak Kahramanmaraş Andırı'ndan geliyor efendim. Kendi ürettiğimiz. En doğal haliyle reyhası mükemmel. Paçayla da buluşunca ilik damağınıza layık oluyor efendim. İnsan kendini artık şöyle rahat rahat bırakabilir. Allah razı olsun. Üstüne Türk kahvesi de ikram ederiz efendim. İnsanın gözü doyunca ne desem fazlasıyla doyuyor. Burada gözüm doydu. Baş tacısı. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Son olarak şunu da tadına bakayım. Oo. Bu şekilde. Değil afiyetle mi? Efendim. Beraber. Derken birlikte. Beraber. Derken birlikte efendim. Ata dede usulü. Dur. Oo. Lezzet durağı. Lezzet akıyor efendim. Teşekkür ederim efendim. Bizimle bu lezzeti paylaştığınız için çok sağ olun. Buraya gelip de hepsinden denememek imkansız. Evet. Demek ki buraya bir gelen, ikinciyi de geliyor, üçüncüyü de geliyor, dördüncüyü de geliyor. Evet efendim. Ahmet Usta. Evet efendim. Şununla devam edeceğim. Tabii ki. Sen de bu arada bu işletmemiz kaç yıldır var? Nasıl başladı bu iş? Efendim, anlatır mısın? Bu iş babam kamu sektöründe 30 yılını vermiş bir sektörde. Kendisini geliştirdikten sonra kamu sektöründen emekli olunca hobi amaçlı, boş durmamak amaçlı iki masayla başlıyor. Bak. Bundan tam 25 yıl önce. Tamam. Emekli oluyor, bu sektöre başlıyor. Ve daha sonrasında bizler yetişiyoruz babamın elinde. Daha sonra bayrağımızı devralıp buralara kadar getiriyoruz. Yaklaşık resmi olarak 25 yıldır hizmet veriyoruz. Tabii babamın devam eden ondan önceki serüvenleri yaklaşık bir çeyrek asıra dayanıyor. 50 yılı geçkinde biz bu sektörde hizmet veriyoruz zaten. Yarım asırlık bir tecrübe. Evet efendim. Yani ben şu anda babadan oğula yarım asırlık bir tecrübeye şahit, batırdım. Şahitlik ediyorsunuz. Ve onu afiyetle yiyorum. Afiyet olsun efendim. Babadan oğula, oğuldan toruna. İnşallah. Allah nasip ederse. Biz bu işi aşkla yapıyoruz, sevgiyle yapıyoruz. Gönlümüzden geçen sevgimizi masaya yatırıyoruz efendim. Bu da sizlere hizmet olarak veriyor. Gayet güzel, başarılı. Ellerinize sağlık. Özellikle bu hepsi yumuşak olmuş. Zaten şu yumuşak olur ama evet. İçerisindeki terbiyesiyle evet. Kendine tavuktan farklı bir şeye çevirmiş. Evet. Şu da kuzey etlerinin yumuşacık evet, ağızda resmen dokun gibi dağılıyor. Teşekkür ediyorum efendim. Afiyet olsun. İşletmemiz hangi saatler arasında açılıyor? İşletmemiz efendim sabah 5'te açılıyor. Önce pandemi öncesinden bahsedeyim, bir de pandemi sonrası. Evet, pandemi öncesinde efendim
Sabah 5'te açılıyor, gece saat 4'te kapanışımız veriliyor. 1 saat kapalı duruyor. Orada 1 saat uyku yediyor size. Vardiya sistemine geçiyoruz zaten. Geçiş saatimiz. Peki. Biz de işletmeci olarak tabii ki işimizin başında 18 saat durabiliyoruz. Evet. Vardiya sisteminde personellerimiz var gücüyle sizin gibi değerli abilerimize, misafirlerimize hizmet veriyor efendim. Peki pandemi döneminde? Pandemi döneminde de sabah 7, akşam 7 programında güzel oturumumuz var. Efendim, paket servisiyle hizmet vermeye devam ediyoruz. Peki, son olarak burası nerede? İnsanlar burayı nasıl bulur? Efendim, burası Adana'dan Kozan'a girdiklerinde bu şekilde tarif edersek, Develi Bulvarı üzerinde, diğer adıyla çevre yolu üzerinde, hastane istikametine giderken sağ tarafta kolların üzerinde, yolun üzerinde bulabilirler. Ali Usta ev yemeklerini. Google haritalarda? Google haritada bulabilirler. Çok. Her türlü adreste var. Kozan içine girdiklerinde 7'den 70'e kime sorarlarsa Ali Usta dediklerinde ev yemekleri adı altında herkes bilir efendim. Usta, telefon numaranın adresini konumunu ben bırakacağım açıklamaya dönüyorum. Teşekkür ediyorum. Elleriniz, çok sağ olun. Emeğinize sağlık. Sağ olun. Sağ olun efendim. Arkadaşlar, velhasıl kelam bir videonun daha sonuna geldik. Böyle güzel mekanların, böyle güzel ustaların en önemlisi böyle güzel lezzetlerin devamı için kanala abone olmayı, yorum yazmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Haydi hoşçakalın.